Herkese yeniden merhaba. Umarım iyisinizdir ve bu dönemde tutulma mevsiminin olduğu dönemde gerçekten olaylar çok hareketli, hızlı ve bir ölçüde de sürprizlerle dolu şekilde gerçekleşiyor. Ben de sizlere bu videoda önce önümüzdeki günlerde yani 10 Haziran'da İkizler Burcu'nda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasından bahsedeceğim önce. Daha sonra bu tutulmanın ülkemizle alakalı konuları nasıl tetikleyebileceğini anlatmaya çalışacağım. Daha sonra tabii bu dönemde yani 24 Haziran'a kadar gezegenler ne tür açılar içindeler, bunların günlerine biraz dikkat edeceğim. Ve son aşamada da her zaman olduğu gibi yükselen burcunuza göre bu dönemde yani 24 Haziran'a kadar neler var neler yok bunları da sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi tabii ki yeni ay biliyorsunuz Kuzey Ay düğümüyle de bağlantılı olarak bu dönemde bir güneş tutulması üretiyor. Ve güneş tutulması her zaman yeni ayda oluyor ve yeni aylar biliyorsunuz yeni bir döngünün başlangıcı olduğu için bu tutulmanın da özellikle içine ikizler burcunu alan konular eşliğinde hayatımıza bir dizi değişiklik, yenilik, farkındalık ve yeni başlangıçlar getireceğini de söyleyebiliriz. Ve böyle bir tutulma gerçekten hayatımıza böyle biraz atlamalı, sıçramalı, çok böyle zihinsel açıdan uyarıcı pek çok konu, değişiklik ve haberin de söz konusu olacağını gösteriyor. Yani böyle bir dönemde iletişim, haberleşme, medyayı ilgilendiren konular, gazeteleri ilgilendiren, gazetecileri ilgilendiren konular, sosyal medyayı ilgilendiren konular, bütün bunlarda çok büyük bir hareketlilik ve kıpırdamanın olduğunu da söylemeliyiz. Ancak bu öyle bir dönem ki Merkür'ün de aynı zamanda geri gittiği bir dönem. Yani bu süreçte Merkür de geri gidiyor olacak. Dolayısıyla koşullar o kadar böyle sanıldığı gibi istikrarlı olmayabilir. Nedir bu konular dediğimiz zaman sonuçta bunun bilgiyle dediğim gibi alakası var. Bilginin ulaşımıyla bir alakası var. İçinde haberler, aldığımız haberlerle ilgili belki bir takım karışıklıklar, değişiklikler söz konusu olabilir. Dolayısıyla içinde gazeteler, gazeteciler, hatta bir takım böyle posta işleri bile biraz Merkür'ün yönetiminde olan konular olduğu için bir takım karışıklıklar ve bir ölçüde belirsizliklere ve havada kalan durumlara da işaret ediyor olabilir. Şimdi böyle bir tutulma hava elementi, ikizler hava elementinde olduğu için hava ile ilgili koşulları dahi gündemimize getirebilir. Hatta kuşlarla ilgili konuları dahi gündemimize getirebilir. Hava, rüzgarlar yani doğada da bu tür karşılıkları olabilir. Aynı zamanda tabii ulaşımda hava yollarını ilgilendiren konular. Genel olarak esasında yolculuklar konusunu yakından etkiliyor. Ve böyle bir dönemde Merkür'ün de geri gitmesi nedeniyle esasında aldığımız kararlar, yaptığımız değişiklikler çok geçerli sonuçlar vermeyebilir. Yani bir takım şeylere böyle başlasak da böyle bir dönemde bunları değiştirmek gerekiyor olabilir. Yani bunları sonuca götürmek açısından biraz karışık bir dönemdeyiz. Dolayısıyla genel olarak bakıldığında yani çok haber alabiliriz, çok bilgi alabiliriz, çok hareket edebiliriz, çok konuşabiliriz ama bu dönemde çok istikrar ve güvenebileceğimiz, sağlam bir şekilde ilerleyebileceğimiz koşullar yok. Ama alacağımız haberlere ve bilgilere çok dikkat etmeliyiz. Bunları özellikle sorgulamalıyız. Şimdi bu tutulma aynı zamanda ikizlerin Mars kısmı asaletinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla biraz böyle bir durum tabii içine kazaları, tartışmaları, daha böyle kopartıcı enerjileri, daha tartışmacı enerjileri de gündeme getiriyor. Zaten tutulma haritasına baktığınızda da Mars'ın da 29 derece Yengeç Burcu'nda olduğunu görüyorsunuz. Yani 29 derecedeki gezegenler genelde daha sıkıntılıdırlar. Böyle daha fazla bir enerji değişikliğini, bir durum değişikliğini anlatırlar ve Mars da zaten malefik bir gezegen olduğu için ve böyle bir analitik derecede
biraz daha tartışmalı, huzursuzluk çıkaran durumları da tabii tetikliyor. Yani bu tutulma ikizlerde olduğu için öyle çok masum ya da çok hafif havada kalan şeyleri, sadece havada kalan şeyleri değil, bir takım böyle daha tetikleyici, daha tartışma çıkarıcı konuları da içine alıyor olabilir. Ve tabii tutulmanın Merkür'le zaten birleştiğini görüyoruz. Yani Merkür bu durumda esasında yanmış durumda, kombast durumda. Merkür'ün ikizlerde olması onun yanma durumunu kurtarıyor diyelim. Yani bir ölçüde onu koruyor. Ama yine de Merkür geri gidiyor ve aynı zamanda Neptün'le de bir kare açısı var. Yani böyle bir dönemde gerçekten bilgi düzeyinde, haberler düzeyinde, iletişim düzeyinde bir takım şeyleri böyle çok fazla kastırmamalıyız ya da çok ısrar etmemeliyiz. Bir takım şeylerin belki değişebileceğini, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylemeliyiz. Yani bilgi, böyle bir dönemde aldığımız bilgiler saptırılmış olabilir, yanlış olabilir, hileli olabilir, hurdalı olabilir. Şimdi psikolojik açıdan da baktığınızda biliyorsunuz Merkür'ün iletişim gezegeni Merkür iki yönlü çalışır. Yani hem dış dünyayla hem iç dünyayla alakalıdır. Yani kendi içimizdeki düşüncelerle alakalıdır ve Merkür'ün böyle geri giderken Güneş'le birleşmesi esasında buna Merkür'ün psikopompus adı verilen bir özelliği, yani kendi iç dünyamızdan bilgiler getiren bir tarafı da var. Merkür çünkü ulak, biliyorsunuz, ulak bir gezegen, haberci bir gezegen, iç dünyadan, yeraltı dünyasından, daha derinlerden, daha gizli yerlerden gelen haberleri de temsil ediyor. Ve bu kendi içimizde, kendi psikolojimizin derinliklerinden de bilgiler geliyor demektir. Ne demek bu? Yani kendi iç dünyamıza dönüp, ya burada ben şunları da biraz düşünmeliymişim, biraz böyle iç gözlem yapmak, kendi iç sesimizi, sezgilerimizi daha fazla dinlemek anlamında da yararlı olabilir esasında. Bir takım şeyleri bulmak, keşfetmek anlamında. Zaten bildiğiniz gibi güneş tutulmaları esasında bir şeyleri aydınlatır bir yandan da, ya da daha fazla önce bir karanlık olur tutulmada, ondan sonra onun aydınlandığını görürüz. Yani dolayısıyla yeni bir dönem, yeni bir farkındalık geliştirme koşulları var bu dönemde. Bunların yanında Merkür'ün bu özelliğinden sonra Neptün'ün karesinden de zaten bahsettik. Yani Neptün etrafı çok karıştıracak gibi gözüküyor. Çok genel olarak Neptün böyle daha afaki, belirsizlik içeren, karmaşık durumları, çoğu zaman hileli durumları, yani farkında olmasak bile biz de bir takım belki ihmaller, bir takım göz ardı ettiğimiz konular varsa bunlara dikkat edelim. Yani böyle bir dönemde biraz bu göz ardı ettiğimiz, dikkatsizlik yaptığımız, sorumsuz davrandığımız durumlar sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla bize gelen haberler, bilgiler pek doğru olmayabilir. Eğilip bükülmüş olabilir, çarpıtılmış olabilir. Buna bakmak gerekiyor. Bunun yanında bu tutulma derecesi ikizlerin 19 derecesinde oluyor. 19 derece 47 dakika. Ama orta noktaları da hesaba kattığımızda bu 19 derece ikizlerin iki tane sert orta nokta kombinasyonuyla da temas ettiğini görüyoruz. Bunlardan birincisi Uranüs-Plüton, ikincisi de Satürn-Plüton. Ki bu transitler zaten son yıllarda, son dönemde biliyorsunuz bizi çok strese soktu. Yani Satürn-Plüton birleşimi olmuştu hatırlarsanız Oğlak'ta. Dolayısıyla böyle bir dönemde biraz böyle fazla sert, aniden gelişen, biraz böyle yıkıcı olabilen, daha gergin koşullar var. Zaten ayın genel olarak tamamında diyelim Satürn'le Uranüs'ün kare açı içinde olduğunu da görüyoruz. Yani esnek davranmak gerekiyor. Böyle bir dönemde koşullar böyle, tansiyon çok gergin. Çünkü bir yandan Satürn kuralları ve sistemi temsil ediyor. Öbür taraftan da Uranüs düzeni bozan, değiştiren, sarsan koşulları, belki yenileyen koşulları anlatıyor ama belli ki içinde bulunduğumuz pek çok sağlam şeyin, düzenin, değişme ve bir ölçüde sarsılma, ani olayların gündeme gelme
koşulları var. Dolayısıyla bunlar hani ay boyunca özellikle 15 Haziran civarında bu etki daha da fazla kesinleşecek esasında. Buna bakmak gerekir. Şimdi bunun yanında ülkemiz açısından da bakıldığında bu tutulmanın tabii bir takım kritik konuları tetikleyebileceği anlaşılıyor. Çünkü İkizler Burcu biliyorsunuz ülkemizin yükselen burcu yengeç olduğu için 12. eve düşmekte. 12. ev biliyorsunuz böyle gizli saklı durumları anlatır. Gizli düşmanlıkları anlatır. Kontrol edilmesi zor olan koşulları anlatır. Dolayısıyla ikizlerde bu tutulmanın olması ve 12. evde olması işte bu bir takım gizli haberler, gizli belgeler, bir takım belki yanlış bilgiler ya da içinde bazen de pazarlıkların olduğu, haberleşmelerin olduğu konular, anlaşmaların olduğu konular ama çoğunlukla biraz böyle yıkıcı olabilecek faaliyetleri, bir takım belki istihbarat konularını, casusluk konularını da öne çıkaracak gibi gözüküyor. Yani böyle bir dönem ülkemizin gündemine belirsizlik ve huzursuzluk da getiriyor. Tabii tutulma haritasında baktığımızda tutulma 9. evde ve dolayısıyla bu 9. ev baktığınızda orada İkizler Burcu var. İşte tutulma haritasında 12. evde Başak Burcu var aynı zamanda. Dolayısıyla Merkür hem 9'la hem 12 ile bağlantılı. Yani belli ki işin içinde uluslararası koşulları da, uluslararası temaları ya da konuları, durumları gösteren konular da var. Bunun yanında tabii 9. ev biliyorsunuz üniversiteler, öğrenciler, üniversite öğrencileri, akademisyenler, genel olarak basın, medya, bütün bunları içeren konular. Dolayısıyla bu alanlarda bir takım karışıklıklar ya da daha fazla bu konulara odaklanma söz konusu. Bunun yanında tabii 12. ev, aynı zamanda hapishaneler, hastaneler, böyle kolektifin olduğu, herkesi birden ilgilendiren konuların bir işaretçisidir. Hani bu konularda daha fazla hassasiyet kazanıyor olabilir. Bunun yanında tutulma haritasında terazi burcu yükseldiği için ülkemizin aynı zamanda toprak, güvenlik konuları, sınırları ile ilgili konular, vatanı ilgilendiren konular da öne çıkmış durumda ve Venüs de yengeçte 10. evde. Dolayısıyla bu konulara özel bir önem verileceği de anlaşılıyor. Ve Venüs baktığınız zaman tutulma haritasında tepe noktasına da yakın duruyor. Dolayısıyla içine kadınları alan konular, kadınları ilgilendiren konular ya da bir ölçüde bizim daha çok böyle birlik, aile, aynı zamanda milliyetçilik temalarına, koruma temalarına hassasiyet gösterdiğimiz konuları da öne çıkarıyor. Nitekim ilginçtir. Bu tutulma derecesi ülkemizin haritasında da ay kuzey ay düğümü noktasının tam üstüne düşüyor. Yani böyle bir durum ya da onunla bağlantılı gözüküyor diyelim. Böyle bir durum biraz yine ülkenin içinde, ülkede halkı ilgilendiren tercihler, değerlendirmeler söz konusu olduğunda bir ortak bir zeminde buluşma, ortak hedefler, ortak beklentiler, ortak ümitler vurgusu getirmekte. Yani bunu esasında biraz da halkın ve genel olarak ülkenin gündeminde bir araya gelme ve ortak hedefler üzerinde durma söz konusu olabilir. Bunlar yine kadınları ilgilendiren konular, kadın figür üzerinden gerçekleşen durumlar da olabilir. Fakat tabii bu tutulma gerçekten 19 derecede olduğu için ülkemizin de haritasında tepe noktası biliyorsunuz 16 derece balık. Dolayısıyla hep biraz böyle yönetimle ilgili konuları, devleti ve yönetimi ilgilendiren konuları öne çıkarıyor. Bir yandan da tabii şu da var. Savunma konuları da tabii çok önemli. Çünkü yükselen terazi olduğu için tutulma haritasında ülkemizin de natal haritasında Mars terazide ve o dereceye tam üstünde olmasa bile oldukça yakın gözüküyor. Dolayısıyla bu dönemde gerçekten biraz toprak, sınırlarımız, savunma konuları, bütün bunlar yönetim açısından daha hareketli, daha kritik bir döneme
işaret etmekte. Bütün bunlar biraz ülkemizin gündeminde, biraz da bu tutulmanın 12. evde olması tabii bazı koşulların oldukça karıştırıcı olduğunu da, kafa karıştırıcı olduğunu da anlatıyor olabilir. Şimdi bu dönemde 24 Haziran'a kadar gündeme gelecek, dediğim gibi neler var, hangi açılar var, onların da bazı sizlere getirdiği koşullardan bahsedeyim. Gezegenler burç değiştiriyorlar ve bazı açılar, dikkat çekici açılar yapıyorlar. Dediğim gibi tutulma ikizler burcundaki temaları aydınlatıyor, yeni bir dönem başlatıyor ve bu tabii ki biraz da Kuzey Ay düğümünde bir tutulma olduğu için esasında genel olarak bu tutulma iletişimi teşvik ediyor diyebiliriz. Daha fazla iletişime, daha anlaşılmaya, daha pratik düşünmeye ihtiyaç var. Ama dediğim gibi Merkür'ün geri olması, Neptün'ün karesi biraz işleri karmaşık hale getiriyor. Şimdi neler var bu döneme baktığımızda? 11 Haziran'dan itibaren Mars Yengeç'ten çıkıp Aslan Burcu'na geçecek. Bir kere bunu not alalım. Bunu yükselen burçlarımıza göre de aynı zamanda konuşacağız. Burada bir enerji değişimi var ve özellikle liderleri ilgilendiren konular, yöneticileri ilgilendiren konular. İşin içinde genelde gururun, biraz böyle kişiliğimizin, biraz bizi böyle kişisel anlamda hassas kılan, tartışma çıkaran konular tetikleniyor olabilir. Bu tabii yükselen burçlara göre farklı farklı gündemler yaratabilir. 14 Haziran'da Güneş-Neptün karesi zaten kesinleşiyor. Dolayısıyla 14 Haziran civarı çok bulanık, çok dağınık, skandallı konuları, karıştırıcı konuları, biraz iş hayatında olsun, meslek hayatında genel olarak ne yapmak istiyorsak, hedeflerimizle ilgili konularda burada çok biraz daha objektif olmamız lazım, daha gerçekçi olmamız, biraz ayaklarımızı yere daha sağlam basmamız gerekiyor 14 Haziran civarında. 16 Haziran yine oldukça hareketli. Çünkü Merkür'le Mars'ın bir 45 derecelik açısı var. Bu genelde iletişimde, konuşmalarımızda, işle ilgili kararlarda bazı ani değişiklikleri ya da içinde belki tartışma getiren durumları da tetikleyebilir. Yani biraz fazla hızlı karar almak, belki biraz da ani hareket etmek söz konusu olabilir. Bu kaza riskine neden olabilir. Ayrıca o gün Venüs'te Jüpiter'in de bir 135 derecelik bir açısı var. Biraz sanki böyle daha fazla harcama getiren, biraz israfa neden olabilecek, biraz fazla beklenti yaratan, abartı yaratan konular olabilir. Özellikle aşk hayatında ya da keyifleri ilgilendiren konularda. Akabinde 19 Haziran oldukça tetikleyici gözüküyor. Çünkü zaten 15 Haziran'da Satürn ile Uranüs'ün arasındaki kare açı dediğim gibi ay boyunca böyle kopartıcı, çok gergin koşulların olduğunu anlatıyor ve 19 Haziran'da Güneş'le Uranüs bağlantı kurmuş durumda. O Satürn-Uranüs teması çok highlight oluyor, çok fazla öne çıkıyor, patlıyor. Dolayısıyla 19 Haziran civarında gerçekten koşullar, ani değişiklikler, bir takım kopmalar, bir takım kazalar, bir takım sertlikler ve kontrolsüzlükler içeriyor. Yani enerjimizi o günlerde çok sakin ve dengeli bir şekilde kullanamayabiliriz. Biraz böyle esnek davranmamızı gerektiren bir güne benziyor. Şimdi 20 Haziran, 21 Haziran burada bir boşalma ve gevşeme var. Şimdi 20 Haziran'da Jüpiter Balık burcunda geri gitmeye başlayacak. Dolayısıyla 20 Haziran'la beraber biraz bu haritamızda özellikle Balık burcunun olduğu evin konularına biraz daha böyle derin bakabiliriz. Biraz daha düşünceli bakabiliriz. Neler yaptık, neler yapıyoruz? Böyle bir revizyon yapabiliriz. Yani psikolojik anlamda biraz sanki burada gevşemeye ihtiyacımız var. Zaten o Satürn-Uranüs karesi
çok aktif olduğu için Jüpiter buraya bir yumuşama ya da bir değerlendirme getiriyor. Nitekim 21 Haziran'da Yengeç Burcu başlayacak. Hemen o gün Venüs-Neptün üçgeni var. Yani burada biraz havada biraz daha yumuşak enerjiler var. Biraz daha hayal kurmayı, insanlarla ilişkileri destekleyen, merhameti öne çıkaran, daha fazla koruma, korunma, hassasiyet, ailevi konular, ilişkileri de yumuşatan bir tema söz konusu. Ve 23 Haziran'a geldiğimizde orada da Güneş'le Jüpiter'in olumlu bir açıda olduğunu görüyoruz. Yani içinde merhametin, fedakarlıkların, ailevi konuların, verici olmanın, ruhsallığın olduğu konular 23 Haziran civarında olumlu bir yönde destekleniyor. Kendimizi psikolojik anlamda şifalandırmak anlamında olumlu diyebiliriz. Ruhsal anlamda olumlu, kendimizi genel olarak geliştirmek anlamında olumlu ve o gün zaten Merkür'ün de yeniden düzgün harekete döndüğünü göreceğiz. Yani Merkür de 23 Haziran'dan itibaren İkizler Burcu'ndaki gerilemesini zaten durdurmuş olacak. Bu da bir toparlanma işareti esasında. Fakat ben ayrıca 24 Haziran'a özellikle dikkat edilmesi gerektiğini, 24 Haziran, 25 Haziran burada biraz yine de bazı mücadele gerektiren koşullar var. Çünkü Mars'ın Neptün'le bir açısı var, 135 derecelik. Sonra Neptün de geri gidiyor. Yani burada 24 Haziran civarında biraz aksiyon alırken acaba fazla ideallerimizle mi hareket ediyoruz? Gerçekleri görmeden mi acaba harekete geçiyoruz? Fazla mı dolduruşa geliyoruz? Fazla mı belki bir takım şeyleri çok idealize ettiğimiz için yanlış değerlendirmeler yapıyoruz? Orada kararlarımızda biraz kafamız karışık olabilir. Dolayısıyla belki mesleki bir karar vermek için uygun olmayabilir 24 Haziran civarı. Ama genel olarak 21 ile 23 Haziran arasını biraz daha yumuşak vurguların olduğunu da söyleyelim. Şimdi yükselen burçlarınıza göre bu dönemde yani 24 Haziran'a kadar neler var bunları anlatmaya çalışacağım. Burada yine küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Çünkü insanlar genelde hani burada çok detaylarını bilemeyebilirler astrolojinin. Hani genel olarak burada esasında yükselen burcunuza göre haritanın referans noktası olduğu için orası oraya göre değerlendirme yapıyoruz. Yani aya göre yapmıyoruz. Yani hep aya göre de bakalım mı diye soruyorsunuz. O pek anlamlı değil. Yani esas önemli olan haritamızın birinci evi, yükselen burcu çok önemli. Orası referans noktası ve bunun dışında buradaki değerlendirmeler çok genel değerlendirmeler. Çünkü bir insanın herkesin haritasında belirli bir dönemde hangi yöneticiler var, hangi zaman yöneticileri öne çıkmış, hangi yıllık perfection'ı yaşıyor. Yani çünkü biz öngörüm yaparken belirli bir döneme odaklandığımızda çok detaylara bakıyoruz. Astrolog bir harita üstünde çalıştığında o kişinin o dönemdeki yöneticisine, yıllık yöneticisine, aylık yöneticisine, transitler nerelerde geçiyor, bu yöneticiler hangi transitleri yapıyor ve progresyonlara pek çok detaya bakıyoruz. Ben sizlere burada genel bir değerlendirme yapıyorum. Hani dolayısıyla bunu böyle çok taşa yazılı, böyle katı bir yorum gibi değerlendirmeyin. Bir yol gösterme amacıyla anlatıyorum. Bunun dışında tüm burçlara göre bakmanız da daha doğru olacaktır. Böyle genel değerlendirmeleri en azından yaparken. Şimdi dediğim gibi bu güneş tutulması ikizlerde her burcu, her yükselen burcu doğal olarak farklı etkiliyor. Ve bu tema bütün dediğim gibi bu dönemde önümüzdeki 6 ay boyunca da gündemde olacak. Ama spesifik olarak önümüzdeki 2 hafta bu konuların daha da belki bilincinde, farkında olacağız bu anlatacağım konuların. Dolayısıyla tutulmanın, güneş tutulmasının bir başlangıç hissi var. Bir yenilenme hissi var, yeni bir koşulu anlatıyor. Bir şeylerin açığa çıkmasını daha fazla belki de aydınlığa kavuşmasını da anlatıyor aynı zamanda. Şimdi yükselen koçlar açısından baktığımızda bu tutulma
özellikle haberler konusunda, iletişim alanında, eğitim alanında, bilgi alışverişi konularında, yakın çevrede, kardeşlerle ilgili konularda yeni bir farkındalık getiriyor olabilir. Yeni bir haber gündeme gelebilir. Tabii bu haberler çok da güvenilir olmayabilir, o ayrı, çünkü Merkür geri gidiyor, onu da söyleyelim. Ama zihinsel alanda çok büyük bir hareketlilik var. Bunlar dediğim gibi bir yazı yazmak, bir proje hazırlamak, bir sınava girmek ya da yakın çevrelerindeki değişikliklere, yer değişikliklerine belki adapte olmak açısından önemli olabilir. Kardeşlerle ilgili konuları öne çıkarabilir. Yani bu konulara bir böyle farkındalık ve tetikleme, hızlı bir koşul, hızlılık getirmekte. Ancak bu dönem biraz ilişkileri de karşılıklı durumları ve bazen de yükselen koçların çok da fazla elinde olmayan konuları da tetikliyor. Yani bir takım dışsal unsurlar, bazen engellemeler, bazen düşmanlıklar da olabilir. Ya da en azından ilişkileri ve daha çok böyle pazarlık etmeyi gerektiren konuları da öne çıkarıyor. Ve bu konular, evlilik dahi olabilir, ilişkiler. Bu konular hep biraz böyle ev konuları, aile konuları, bunları gündeme getiriyor. Bu belki biraz da evde, yakın çevrede hoşluk yaratmak, güzellik yaratmak açısından daha faydalı da olabilir. Yani yükselen koç olanlar ev ve yuva konularında daha çok şey yapabilirler. Daha olumlu bir atmosfer de bulabilirler. 11 Haziran'dan sonra özellikle aşkta, çocuklarla ilgili konularda yükselen koçların kendilerini öne sürmek istedikleri, ben böyle yapmak istiyorum, ben şunu yapmak istiyorum, biraz böyle açılın oradan dedikleri konularda bir fazla enerji var. Bu fazla enerji tartışmalara da yol açabilir. Mesela yükselen koç olanlar fazla risk alabilirler, aşka fazla tutkulu yaklaşabilirler, bazen çocuklarla ilgili konularla uğraşmak durumunda kalabilirler. Biraz böyle sahnelerine 11 Haziran'dan sonra bir sıcaklık, hararet geliyor. Yatırımlar yapmak ya da bir şekilde riskli konulara girmek de isteyebilirler. Biraz böyle kendilerini fazla öne çıkarma eğilimi içindeler. 11 Haziran'dan sonra dediğim gibi aşkta ve çocuklarla ilgili konularda biraz daha dengeli olmalarında fayda var. Yengeçle yükselen koçlar 21 Haziran'dan sonra Güneş'in yengeçe geçmesiyle ayrıca içinde yuvanın, ailenin, özel konuların, yerleşime ilişkin konuların, yani biraz daha böyle kendi iç psikolojilerinin, kendi özel hayatlarının daha da hareket kazandığını görebilirler. Burada bir özele dönme, işten çok kendi kişisel konularına dönme ihtiyacı var ve 20 Haziran'da Jüpiter'in de geri dönmesi onların bir iç gözlem yapacağını gösteriyor bu 20'si civarında. 24-25 Haziran civarında ise biraz riskli konular aldanma içerebilir. Aşk aldanma içerebilir. Biraz spekülatif konulara dikkat etmek lazım. Yani böyle Bitcoin'du, oydu, borsaydı, yani oralarda biraz hata yapma riski olabilir. Özellikle yükseleni koç olanlar açısından. Yükselen boğalara baktığımızda ise bu güneş tutulması onların kaynaklarıyla ilgili, para konularıyla ilgili ve didindikleri konularla, uğraştıkları konular, bunlar genelde iş konuları ve cüzdanlarındaki durumlarla alakalı bir değerlendirmeye neden oluyor. Ama dediğim gibi bu kare açılar, Merkür'ün geri gitmesi, özellikle bu para durumunu çok iyi, dikkatli izlemek lazım. Orada belki de bazı fazla abartılı kararlar, dikkatsizlikler söz konusu olabilir. Bazen hileli durumlar söz konusu olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Yani yükselen boğaların bu dönemde maddi konularda çok şey yapabilirler ama çok dikkatli olmaları lazım. Belki de Merkür geri gidiyorken çok da böyle bağlayıcı kararlara, parayla ilgili konularda girmemek, alım satım işlerine girmemek daha doğru olur. Ya da bir şeyi alacaksak ne bileyim eve bir mobilya olabilir ya da başka bir şey. Yani biraz harcama gerektiren konularda ya da içeren konularda dikkatli olmak gerekiyor. Bu biraz yükselen boğaların
maddi alanına, destekler alanına karışıklık getiriyor. Yani destek bulmak konusu da çok sağlam olmayabilir. Başkalarından destek arayışı anlamında. Ve böyle bir dönemde yükseleni boğa olanların çalışma hayatlarında da onları meşgul eden konular olabilir. Çalışma ortamında ilişkilere dikkat etmek lazım. Çalışma ortamında iş konuları, düzen ve organizasyon konuları onları daha fazla meşgul ediyor olabilir. Bazen bu bir sağlık konusunu da içine alabilir ama genelde iş ve çalışma konuları yakın çevrelerinde olup bitenler, insanlarla görüşmeler, belki yakın çevrede hareket, sohbet, ziyaret, konuşma, yolculuk getiren vurgular da dikkat çekiyor ve 11 Haziran'dan sonra biraz sanki enerjilerini işten ziyade ev ve aile konularına odaklayacakları anlaşılıyor ki burada evde onları aceleci kılan, belki tartışmacı kılan, biraz gerginleştiren konular olabilir. Eve bir odaklanma var ev içinde, meşguliyetler artıyor olabilir. Evde daha fazla zaman geçirme söz konusu olabilir. Dediğim gibi kariyerden çok, yani genelde bu bazen yükselen boğalar için meslekle ilgili bir şeyin sona erdiği anlamına da gelebilir. Eve dönmek anlamında. Biraz evde güvenlik konularına ya da evde tartışma çıkaran konulara dikkat etmek lazım aynı zamanda. Bazen toprakla ilgili konular, bazen gayrimenkullerle ilgili konular dahi meşgul edici olabilir. 21 Haziran'dan sonra yakın çevrelerinde, aile çevrelerinde, komşuları ilgilendiren konular, ziyaretler, biraz daha sanki iletişimi arttıran konular var. Yakınlar ve duygusal anlamda. Ve bu dönemde 20 Haziran civarında gelecekle ilgili ümitleri, beklentileri konusunda bir değerlendirme yapma ihtiyacı var. Yükselen boğaların. Yani ne yapacağız, nasıl yaptık şimdiye kadar, neleri yaptık ya da ümitlerimizi ne kadar tutabiliriz bu şekilde, beklentilerimizi nasıl tutabiliriz? Biraz böyle gelecek yönündeki konulara bir değerlendirme getiriyor ve bu arada 24-25 Haziran civarında yine evi ve aileyi ilgilendiren konularda biraz daha uyanık davranmakta fayda var. Açılardan dolayı, Mars'ta Neptün'ün açısından dolayı. Şimdi gelelim ikizlere. Zaten güneş tutulması ikizlerde oluyor. Dolayısıyla eğer siz de mesela 9 Haziran, 10 Haziran, 11 Haziran doğumlu bir ikizlerseniz hani o ayrıca belki sizin haritanız açısından önemli olabilir. Yani bu seneki yıllık haritanızda esasında bir yeni ay ve tutulmalı bir yeni ay olacaktır. Bu tabii önemli, yani özellikle hani spesifik olarak söylüyorum. Yükselen burçlar için değil ama 10 Haziran, 11 Haziran, 9 Haziran o günlerde doğanlar tabii bu yıl çok daha önemli adımlar, değişiklikler yapacaklar. Böyle bir geçitten, bir kapıdan geçecekler. Yükselen ikizler açısından bu tutulma onların şahsi konularına, projelerine, adımlarına bir hareketlilik getiriyor. Çok hareketli, çok zihnen, çok yoğunluk getiriyor. Belki yeni başlangıçlar getiriyor olabilir. Sağlıkla ilgili konuları öne çıkarıyor olabilir. Yani yükselen ikizler açısından bu dönemde şahsi konulara, dümende olmakla ilgili konulara, işte bundan sonra ne yapacağım, önceliklerim neler, sınırlarımı çizmeliyim, ilişkilerimde dahi kendi sınırlarımı çizmeliyim. Yani böyle farkındalıklarının çok arttığı bir dönem. Ama tabii o Merkür'ün geri hareketli olması, Neptün'le karesi çok da İşlerin de böyle çok da net ve belirgin olmadığını da gösteriyor. Bazı kafa karıştırıcı durumlarda olabilir. Yani gelen bilgiler, haberleşmeler, görüşmeler karışık olabilir. Böyle bir dönemde çok güven duymamakta haklı olabilirler yükselen burcu ikizler olanlar. Bazı konular çok böyle parlak, güzel gözükse de yanıltıcı ya da en azından eksik de olabilir. Bilgi açısından eksik de olabilir. Böyle bir dönemde yükselen ikizler olanlar hayatın güzel yönlerine açıklar. Bu bir tatil olabilir, bir aşk konusu olabilir, zevklerle ilgili konular olabilir, çocuklarla ilgili konular. Biraz onları böyle mutluluk getiren konular da var aşkta ve ilişkilerde. Bu konular tabii para konularına, sahip oldukları konulara da önem vermelerini de getiriyor olabilir. Biraz harcamaları arttırıyor olabilir ama bu kötü
şeyler için bir harcama değil esasında. Yani maddi konulara, ev konularına, aile konularına dahi bir odaklanma içindeler. 11 Haziran sonrasında ise biraz yakın çevrelerindeki konularda, bir imza gerektiren bir konuda, belki bir iletişim konusunda, belki bir kardeşle görüşme olabilir. Belki bu konularda biraz hassasiyetler artabilir. Bazı şimdiye kadar ortaya konmamış öfkeler ortaya çıkabilir. Yani sözel anlamda bir tartışma yaratan bir durum da olabilir yakın çevrede. Bazen bu bir komşu olabilir. Ya da yükselen ikizler olanlar hani fikirlerini daha belki güçlü, cesur bir şekilde, daha kişilikli bir şekilde ortaya koyabileceklerini söyleyebiliriz. Ama onların gurur yaptığı konularda hani sözlere de dikkat etmek lazım. Onları biraz böyle öfkelendiren konular da söz konusu olabilir. 21 Haziran'dan sonra maddi konular, para konuları, ev konuları ayrıca önem kazanıyor. Yani birikimleri değerlendirmek, yeniden üstünden gitmek, bir takım şeyleri iyi kullanmak, biriktirmek ihtiyacı artıyor 21 Haziran'la beraber. Ve 20 Haziran civarında zaten özellikle mesleki alanda ve kariyerleri konusunda, hedefleri konusunda bazı koşullar yavaşlayabilir, değişmeye başlayabilir. Bir revizyon yapmak gerekebilir. Burada mesleki konular, statüleriyle ilgili konular, sorumluluklarıyla ilgili konulara bir değerlendirme yapıyorlar. Ve 24-25 Haziran civarında da özellikle bu yakın çevredeki olup bitenler, konuşmalar, kardeşler, ziyaretler, sözler, buralarda yanlış değerlendirmeler, hatalı çıkışlar, gereksiz belki konular, tartışmalar gündeme gelebilir. Orada biraz hile ya da hurda yaratan durumlara da dikkat etmekte fayda var. Şimdi yengeçe gelelim. Yengeçin bu dönemde, yükselen yengeçin bu dönemde aldığı temalara bakacağız. Şimdi bu tutulma yükselen yengeçlerin 12. evinde olduğu için bir takım gizli, saklı olan şeyler açığa çıkmaya başlayabilir. Dolayısıyla yükselen yengeçler böyle bir dönemde biraz psikolojik anlamda hassaslaşabilirler. Belki geçmişten kaynaklanan konular olabilir. Belki bir haber, bilgi, dedikodu, bu tür konular yükselen yengeci daha fazla meşgul edebilir. Böyle bir dönemde onların kendi sınırlarını çizmesi ve dikkatli davranması pek kolay olmayabilir. Biraz hassasiyetleri dengelemek lazım, biraz sınırlara dikkat etmek lazım. Ama bu dönemde onları biraz bağlayan konular var, elde olmayan konular var. Bir kabullenme de söz konusu olabilir. Bazı kendi onların bilinçaltında belki tuttukları şeyler de artık atılabilir. Yani bir yandan da bir şifalanma da söz konusu esasında. Her ne kadar bazı belirsizlikler, çünkü pek çok gezegen ikizlerde biliyorsunuz. Dolayısıyla yükseleni yengeçi olanlar çok fazla böyle mantıklı düşünmekte zorlanıyorlar. Çok hassas, zaten hassas bir burç ve bu dönemde kafaları çok çift durumlar içinde. Belki bu biraz onların düşüncelerini gözden geçirmelerine yardımcı olabilir. Ama böyle bir dönemde biraz dediğim gibi çok gerçekçi olamayabilirler. Biraz psikolojilerini daha iyi tutmak durumundalar. Biraz kendilerine, kendi duygusal hayatlarına daha fazla dönmelerinde de bir fayda var. Bir takım bazen böyle kontrol dışı durumlar var. Bu dönemde ayrıca evi ve aileyi ilgilendiren, yerleşimi ilgilendiren konular da olabilir. Ayrıca evle ilgili olumlu şeyler de yapabilirler. Yani Venüs'ün yengeçte olması ve bu dönemde biraz da yuvayı, toprağı, aileyi ilgilendiren konularda olumlu vurgular var. Bu bazen bir evlilik konusu olabilir, bazen evin içinde olumlu bir olay, olumlu bir haber anlamında gündeme gelebilir. Yani biraz böyle özel hayatlarını ve evi ilgilendiren konulara daha olumlu işler yapabilirler. Belki bir güzellik yaratmak söz konusu da olabilir ki 11 Haziran'dan sonra harcamalarda fazlalıklar var, artışlar var. Bu biraz parayı kullanmak ve birikimleri
yönetmek konusunda dikkatli olmayı gerektiriyor. Yani ekstra harcamalar, israflar söz konusu olabilir. Paraya olan ihtiyaçlar da artıyor 11 Haziran'dan sonra. Biraz cüzdanı daha dikkatli kullanmak gereği var. 21 Haziran'dan sonra kendilerine odaklanmaları, yaşam enerjilerini geri kazanmaları, bir takım belirsizliklerden kurtulmaları daha kolay olacak esasında. Dolayısıyla 21 Haziran'dan sonra bir yumuşama ve kendi dümenlerine dönme imkanları artacak, kolaylaşacak yükselen yengeçlerin. Yeni adımlar, yeni başlangıçlar yapmak, daha umutlu olmak söz konusu ve zaten 20 Haziran civarında sanki böyle hayata bakış açısında yeni insanlar, medya ilgilendiren konular, eğitimi ilgilendiren, akademi ilgilendiren konularda bir değerlendirme yapabilirler. Bir gözden bir takım koşullar değişiyor orada. Bu arada 24-25 Haziran civarında özellikle harcamalara dikkat etmeliler. Hile, yanlışlık, yanlış değerlendirmeler kayıplara neden olabilir ya da aldanma söz konusu olabilir. Özellikle maddi konularda daha özenli olmak gerekiyor. Yükselen aslanlara bakacak olursak, şimdi bu güneş tutulması yükseleni aslan olanların gelecekle ilgili beklentilerinde, ümitlerinde biraz bir revizyon ya da bir takım oralarda belki daha fazla düşünmeleri gerektiğini de gösteriyor. Fakat bu biraz kafa karıştırıcı da olabilir. Yani gelecekle ilgili beklentiler ve hedefler çok net olmayabilir, flu olabilir. Fazla belirsizlik içinde olabilir ya da kafa karıştırıcı olabilir. Bunun yanında bir arkadaş grubu içinde sosyal alanda da bir hareketlilik ve aktivite var ama bu da biraz onların gruplar içinde yine daha dikkatli, daha gerçekçi olmaları gerektiğini de anlatıyor. Yani onları bu dönemde esasında sosyal alanda ve gelecek yönünde bir takım hedefler, beklentiler alanında çok şey görüyoruz, aktif görüyoruz ama dediğim gibi bazı hatalı yaklaşımlara da dikkat etmek lazım ki bu dönemde çok yakın çevrelerinde değişiklik olabilir. Bu varsa kardeşleriyle ilgili bir hareketlilik olabilir. Belki ziyaretler, belki yine konuşmalar, görüşmeler, işleri gereği olabilir. Yani burada artan oranda bir iletişim vurgusu, yakın çevrelerinde değişiklik vurgusunun öne çıktığını görüyoruz. Fakat biraz bu dönemde esasında özellikle ailevi konular ve aşk konusu söz konusu olduğunda kapalı kalan durumlar da var. Yani çok yükseleni aslan olanlar aşk hayatında belki bir takım şeyleri yine kendilerine biraz fazla dert ediyorlar ya da çok fazla düşünüyorlar ama pek bir şey yapamıyorlar. Ya da kapalı kalan bir ilişki var. Çok böyle açıkta olmayan bir ilişki durumu da olabilir. Bu onları biraz huzursuz eden bir durum olabilir. 11 Haziran'dan tabii sonra çok dikkat etmek lazım. Çünkü Mars Aslan Burcu'na yani onların yükselen burcuna ilerleyecek mücadele ve savaş gezegeni. Tabii bu Mars Aslanlara büyük bir kararlılık ve mücadele isteği de getirecek. Bir kendi belki arzuladıkları ya da biraz da kızdıkları bir şey varsa kendilerini ortaya koymak, savunmak açısından bir mücadeleye gireceklerini gösteriyor. Yani onların adımlarını hızlandıran vurgular var. Onlara daha yüksek bir enerji getiren koşullar var. Onları öne çıkaran koşullar var. Ama Mars malefik bir gezegen olduğu için haritanın diğer durumlarına bağlı. Bazen bu transit biraz böyle kazalara ya da tartışmalara, kavgalara da yol açabilir. Yani durumuna göre doğum haritasının ama genelde biraz Mars'ın bu fazla yüksek enerjisini daha iyi kontrol etmek gereği de var. Onu da söyleyelim. Yoksa yükselen aslanlar açısından bir kendilerine odaklanma ve biraz da kendilerini açığa çıkarma, mücadele katsayılarını yükseltiyor. Fakat 21 Haziran'dan sonra biraz bazı dediğim gibi onların iç dünyalarını ilgilendiren konular daha fazla öne çıkmaya başlıyor. Hassasiyetler yine var. Belki bir takım beklemeler, hazırlıklar, içinde ailenin olduğu konular onları meşgul edebilir. Bazı fedakarlıklar öne çıkabilir. Ayrıca zaten 20 Haziran'da da özellikle para konularında
Belki mali konularda, mirası ilgilendiren konularda da bir takım sonuçlar ve değerlendirmeler ya da bazı revizyonlar söz konusu olabilir. Orada biraz sanki böyle bir imkan var, bir destek var ama bu eşe bağlı, ortağa bağlı gibi de gözüküyor. Biraz orada daha bu konular üzerine bir muhasebe yapmaları gerekiyor olabilir. Ve 24-25 Haziran civarında da yine yanlış girişimler, bir takım istekler, belki fazla fantastik istekler ortaya çıkabilir. Bu istekler onları belki yaratıcı kılıyor olabilir. Daha böyle hayal gücü, yaratıcılığı öne çıkarıyor belki girişimlerinde, böyle bir arzu var. Fakat yanlış adım atma riski de çok fazla. Dolayısıyla biraz 24-25 Haziran civarında yükselen asıl alanlar daha gerçekçi bir bakış açısına sahip olmaları iyi olacak. Yükselen başaklara geldiğimizde bu tutulma onların meslek alanında, kariyer alanında, statülerini ilgilendiren konularda, genel olarak zaten ünvan, iş konuları, toplumda nasıl göründükleriyle ilgili konulara bir revizyon, bir değerlendirme ve bir odaklanma getiriyor. Yani böyle bir dönemde iş ve meslek, etiket, yani işte mesleğinizden dolayı ünvanınızı ilgilendiren konular, sorumluluklar, çok hareket var bu alanda. Çok belki yeni başlangıçlar da var ama koşullar da karışık biraz. Yani Merkür geri gittiği için burada bir revizyon, bir takım şeylere çok belki sorumluluklar alanında ya da statü alanında orada biraz hata yapmadan hareket etmek için aceleci davranmamak gerekebilir. Belki işle ilgili bazı kararlar, bir işe başlangıç konusu değişiklikler getirebilir. Belki sanıldığı gibi olmayabilir bazı şeyler. Belki onlara verilen bilgiler başta doğru gibi söylenmiştir ama değildir belki de. Dolayısıyla biraz daha önlemci olmak lazım ama bu dönemde mesleğe ve toplum önündeki durumlarına, bazen de bu evlilik konusu dahi olabilir mesela, yani statüyü ilgilendiren bir şey olduğu için, toplumun önündeki durumlarını ilgilendiren bir şey olduğu için. Bu dönemde biraz para ve mali konular, ceplerini ilgilendiren konulara da çok odaklılar yükseleni başak olanlar. Yani ortak bir para konusu, ceplerini ilgilendiren konularda daha çok adım atmak isteyecekler ve bu konuları esas da olumlu yönde kullanabilirler. Yani maddi konularda içine evi de alacak konular, harcamalar, güzel olan şeyler. Belki bunlar daha olumlu kullanılabilir. Biraz sanki böyle bu dönemde ailenin de içinde olduğu bir takım olaylar, bir takım beklentiler, aileyi ilgilendiren olumlu yönde olaylar, beklentiler söz konusu. Fakat 11 Haziran'dan sonra bazı riskler var. Bu riskler onların çok fazla önlerini göremediği bir konudan kaynaklanıyor olabilir. Gizli bir konudan kaynaklanıyor olabilir. Ya da yükseleni başak olanlar böyle aşırı gurur yapıp biraz böyle her şeyi patlatma, her şeyi böyle kırma, dökme noktasına gelebilirler. Yani orada gururun neden olabileceği bir hata, yanlış bir tavır, öfke, sıkıntı çıkarabilir. Biraz kendi kendilerine sıkıntı yaratıyor olabilirler. Yani olayları yeteri kadar gerçekçi değerlendirmemiş olabilirler. Öfkeye kapılırlarsa hata yapabilirler. 11 Haziran'dan sonraki dönemde buna dikkat etmek gerekiyor. Yani bunlar bazen gizli düşmanlıkları da açığa çıkarabilir ya da dediğim gibi kendi kendilerine zarar veren bir durum gibi gözüküyor. 21 Haziran'dan sonra neyse ki özellikle ailevi konular, onlara duygusal anlamda destek veren konular, bir takım gelecek yönündeki beklentileri daha fazla zaman ayırabilirler. Bir aile içinde duygusal bir bütünlük sağlamak için de daha çok iş yapabilirler. Zaten 20 Haziran civarında ortaklaşa konular, eşleriyle ilgili konular, karşılıklı olarak görüştükleri konularda bir revizyon ve bir değerlendirme içindeler. 24-25 Haziran civarında da demin de söylediğim gibi kontrollü, çok olmayan, gizlilik içeren ya da psikolojik anlamda bilinçaltlarını ilgilendiren konulara biraz daha gerçekçi bakmalılar. Biraz orada gereksiz risklere ve adımlara ve cesaretlere de girmemeleri daha yerinde olacak
esasında. Şimdi yükselen teraziye bakacağız. Şimdi teraziye baktığımızda bu güneş tutulması onların özellikle eğitim hayatında olanlar açısından, belki öğrenciler açısından, akademik olan kişiler açısından bir değerlendirme, bir sonuç ya da belli bir revizyonu ve değişikliği getiriyor. Yani böyle bir dönemde akademik konular, medya, eğitim, yolculuklar, yabancılarla ilgili konular oldukça hareketli ve değişkenlik getiriyor, meşguliyet getiriyor. Ama buradaki dediğim gibi bir makale olabilir, bir tez olabilir, bir ödev olabilir, yabancılarla ilgili bir görüşme olabilir, hukuki bir konu dahi olabilir. Burada bir karışıklık da olabilir. Çünkü o Merkür-Neptün karesi, Merkür'ün geri harekette olması ister istemez bir takım şeylerin yeniden yazılacağını, yeniden yapılacağını, yeniden düşünülmesi gerektiğini de anlatıyor. Yani böyle bir dönemde yükseleni terazi olanlar olaylara bakış açılarında, olayları değerlendirmelerinde, yabancılarla ilgili konularda, eğitim konularında, belki uluslararası konular içinde biraz daha sağlamcı olmaya dikkat etmeliler. Ama bu dönemde kendi kişisel isteklerini ve girişimlerini yönetme konusunda yine de başarılı olabilirler. Yani kendilerini dümende tutma konusunda, belirli olayları değiştirme, yönlendirme ve etkileme konusunda başarılı olabilirler. Bunu da özellikle iş hayatında kullanabilirler, statülerini ilgilendiren konularda kullanabilirler. Hatta ailevi konularda dahi bunları kullanabilirler. Belki bu dönemde bir evlilik, aileyi ilgilendiren ya da hem aileyi hem işi ilgilendiren konuların özellikle dikkat çekici olduğu ve onlara bir avantaj sağlayabileceğini de söyleyelim olumlu yönde. 11 Haziran'dan sonra biraz gelecek beklentilerinde fazla sarfiyat, fazla harcama söz konusu olabilir. Yani mesela bir planları ve hedefleri varsa onun için çok harcama yapabilirler. Belki ayrıca biraz grupların içinde bazı tartışmalar, arkadaşlıklarda bazı çekişmeler olabilir. Çocuklarla ilgili konulara dikkat etmek lazım. Biraz aşkla ilgili konulara dikkat etmek lazım bu dönemde. Biraz onları gruplar içinde daha belki sabırsız, biraz daha tartışmacı, belki gururlarına dokunan bir konuyu belki hassasiyet kazanabilir. Ona dikkat etmek lazım. Ve 21 Haziran'dan sonra ayrıca onların statülerini, meslek alanlarını, evliliklerini, ailevi konuları ve hayatındaki önemli konuları harekete geçiren pek çok değişiklik var. Yani buralarda oldukça mesleki konulara yine odaklılar. Ve 20 Haziran civarında ayrıca iş konularında da bir değerlendirme mümkün. Orada belki yabancılarla ilgili bir konu varsa, işte bir eğitim söz konusuysa, mesleki alanda onların gelişimlerini ilgilendiren, eğitimlerini ilgilendiren bir konuda yeni bir aşamaya gelme söz konusu olabilir. Ve 24-25 Haziran civarında dediğim gibi gelecek beklentilerinde, arkadaşlıklar içinde, sosyal alanda, aşkta ve parada biraz daha gerçekçi ve kontrollü olmaları daha yararlı olacak yükselen terazilerin. Gelelim yükselen akreplere. Şimdi akrepler açısından bu güneş tutulması bir takım mali konuları, bir takım bağlayıcı konuları, finansal konuları, belki içinde eşin, ortağın ağırlıklı bir yeri olan bir durumu gündeme getiriyor olabilir. Bu bir parasal bir konu, bir banka kredisi, finansal bir konu, yatırımla ilgili bir konu olabilir. Biraz böyle ya da ortaklı bir konu, bazen çek senet olayları olabilir, bir takım böyle borçlar üzerinden konular olabilir. Buralarda çok dikkatli olmak lazım. Yani böyle bir dönemde bence yatırım ve yatırım kararı vermek çok kolay olmayabilir, iyi olmayabilir. Yani bir takım şey değiştirmek de gerekiyor olabilir. Dolayısıyla yükselen akreplerin onları bağlayan, onları finansal anlamda bağlayan konular, ayrıca psikolojik anlamda dahi onları kafalarında çift durumlar olabilir. Biraz bu dönemde bazı korkular, şüpheler gündeme gelebilir.
Ve böyle bir dönemde biraz ilişkiler üzerinde gizli kalan durumlar, hassasiyetler, biraz gizli saklı durumlar, huzursuzluklar, bazen kayıp getiren koşullar da olabilir. Bunlar biraz yükselen akreplerin bu dönemde biraz en azından 21'ine kadar daha böyle karışık sularda olduklarını gösteriyor. Hem onları bağlayan şeyler var, hem gizli saklı durumlar var. Evlilik konusunda ya da ilişkiler alanında. Fakat yine de bir yandan da hani belki içinde uzakların, yabancıların olduğu konular varsa oralarda belki daha fazla harekette olabilir yolculuklar, yeni insanlar, yabancılarla ilgili konularda. Ancak yine 11 Haziran'dan sonra özellikle onların statülerini, tanınırlıklarını, sorumluluklarını ilgilendiren konularda bazı tartışmalı durumlar ya da onları biraz daha fazla belki öne çıkaracak ya da mücadeleye doğru yöneltecek durumlar da var. Yani 11 Haziran'dan sonra yükselen akrep olanlar çok bir böyle mesleki konular, sorumluluklar, hedefler konusunda çok daha büyük bir mücadele içinde gözüküyorlar. Bu onları belki mesleki alanda başarılı kılabilir eğer kontrollü bir şekilde bunları iyi kullanırlarsa. Ama biraz üstleriyle ilgili konulara dikkat etmeleri gerekir. İş ortamında bir takım şeyleri belki gurur yapıyorlar, biraz fazla kişiliklerini belki de hassas kılan konular varsa oralarda belki bir tepki veriyor olabilirler. Bu anlamda biraz hassas bir dönem aynı zamanda. 21 Haziran'dan sonra bu yeni insanlar, yeni çevreler, kendi duygularını anlama imkanı, hayatı anlama, kendilerini geliştirme, eğitim konuları uzaklar. Buralarda daha akıcı koşulların olduğunu da söyleyelim. Oralarda sanki böyle kendi sezgilerini, kendi kafalarını daha rahat kullanmaya, o çift durumlardan kurtulmaya başlayacaklar. 20 Haziran'da zaten ayrıca yaratıcı bir konu üstünde, çocukları üzerinde ya da sevdikleriyle ilgili konularda da bir revizyon, bir değerlendirme, bir takım sonuçları değerlendirebilirler. 24-25 Haziran'da dediğim gibi bu iş konusunda onları biraz aldatan, onları yanlışa sürükleyen konulara çok dikkat etmeleri gerekir. Bunu söylemeliyim. Yükselen yaylara geldiğimizde bu tutulma onların evlilik hayatında bir değerlendirme, bir sonuç ya da bir karara varma durumunu tetikliyor. Fakat bu evlilik olabileceği gibi bir iş konusu, ortaklı bir konu, bir görüşme gerektiren bir konu da olabilir. Yani biraz karşılıklı konular onları çok ilgilendiriyor. Dışarıdan gelen olaylar, feedbackler onları ilgilendiriyor. Yani tek başlarına çok fazla bu anlamda karar veremiyorlar. Ve bu biraz dediğim gibi bazı görüşmeler varsa, bazı işbirlikleri varsa bunları daha iyi check etmek lazım. Merkür geri olduğu için. Yani biraz fazla başkalarının dediklerine göre hareket etmeleri bazı sakıncalara da neden olabilir. Sonra belki bunları değiştirmek gerekiyor olabilir. Yani böyle bir dönemde gerek anlaşmalar, evlilik, işle ilgili görüşmeleri mutlaka biraz zamana yayarak, biraz daha demlendirerek, aceleyle vermemeleri faydalı olacak. Bu dönemde gelecekle ilgili beklentiler, ortaklıklar da dikkat çekiyor. Belki beraberlikler, arkadaşlıklar, sosyal konulara da bir hareketlilik var. Yani yükselen yayların gelecek konusunda daha hareketli, daha iyimser, onları belki canlandıran koşullar da var. Bazı aileden gelen imkanlar da bu sürecin içinde bazı destekler verebilir. Bu bir miras konusu olabilir, bir paylaşım konusu olabilir. Eşten ya da başkalarından gelen ya da aileden gelen bazı imkanlar, ortaklı konular öne çıkıyor olabilir. 11 Haziran'dan sonra yükseleni yay olanların kendi fikirlerini, inançlarını, hatta ideolojilerini ortaya koyma konusunda daha iddialı olacaklarını söyleyebiliriz. Bu sosyal medya üzerinden yaşanabilir, yabancılar üzerinden yaşanabilir, akademik bir konu üstünden yaşanabilir. Biraz sanki böyle yükseleni yay olanlar
11 Haziran'dan sonra kendi kaslarını biraz daha açıyorlar, fikirlerini yayıyorlar. Ben böyle düşünüyorum, şöyle yapıyorum, burada iddialıyım da diyebilirler. Biraz fikirler ve inançlar konusunda biraz daha sakin olmalarına fayda olabilir. Bu onların yani yanlış risklere de girmeleri neden olabilir. Şimdi 21 Haziran'dan sonra ayrıca onları bağlayan konular, ailevi konulardır da biraz hassasiyetler artıyor. Bazı bağlayıcı konular, içinde mirasın olduğu, paylaşımın olduğu konulara da bir vurgu var ve bu dönemde sanki onları evden gelen aile, toprak, gayrimenkul buralarda da bir yeni bir sonuç değerlendirme olabilir 20 Haziran civarında. Belki özel hayatlarında, evde, yuvada, ailedeki bir konu da onları bu son zamanda zaten daha fazla harekete geçirmişti yükselen yayları. Bu konuları böyle bir revize edecekler. Ve dediğim gibi 24-25 Haziran civarında kendi fikir ve inançları konusunda, içinde medyanın olduğu konularda, akademinin söz konusu olduğu konularda biraz daha sakin, daha yavaş hareket etmeleri, risklere girmemeleri daha doğru, daha yerinde olacak. Şimdi yükselen oğlakların durumuna bir bakalım. Evet, yükselen oğlaklar neler yaşayabilirler bu dönemde? Yükselen oğlakların bu dönemde bu güneş tutulması onlara özellikle çalışma hayatında, belki işle ilgili konularda, mesleki alanda bir takım yeni koşullar getiriyor olabilir. Yeni bir şeye adapte olmak, yeni bir işe adapte olmak gibi. Yani işte bir hareketlenme var iş ortamında, çalışma koşullarında. Ama her şeyde biraz çok değişmeye müsait. Yani böyle aceleci olmamak lazım bu iş kararlarında. Bir takım şeyleri revize etmek, yeniden gözden geçirmek söz konusu olabilir. Hizmet konuları, sağlık konuları. Hep biraz böyle fedakarlık edebilecekleri ya da uğraşacakları vurgular var. Dolayısıyla biraz böyle zaman alan işlerle de uğraşıyor olabilirler. Bunun yanında mesleki alan ve onların statülerini ve toplum önündeki yerlerini ilgilendiren konular da çok önemli. Yani bu dönemde hem aileyi ama özellikle işi ilgilendiren konularda büyük bir odaklanma var. Belki ortaklaşa işlerde burada ayrıca önem kazanmış olabilir. Çünkü bu dönemde bir takım ortaklıkları götürme imkanları var. Ya da ortaklıkları değiştirme, yenileme imkanları var. Ve bu dediğim gibi mesleki konularda, mesleki konuların kararlarının, kariyerlerinin çok öne çıkacağını da gösteriyor bu dönem. Ortaklıkları söz konusu ettiğimizde. Fakat 11 Haziran'dan sonra finansal alanda, borç konularında, harcama konulara dikkat etmek lazım. Burada kaynaklarda bir tükenmeye neden olabilir. Fazla israf olabilir. Ya da bazen ortaklı bir konuda bir takım zararlar ortaya çıkabilir. Yani ortakları paraları batırıyor olabilir. Ya da eşle ilgili konular, sıkıntılar, korkular, biraz endişeler gündeme gelebilir. Biraz böyle 11 Haziran sonrasında biraz onları tedirgin eden konular, daha böyle korku yaratan konular öne çıkmış gibi gözüküyor. Ve bu dönemde tabii ilişkilere de odaklı pek çok vurgu var ki bu konular zaten 21 Haziran'dan sonra ayrıca önem kazanıyor. Yani böyle bir dönem 21 Haziran'dan sonra biraz onların iletişim alanında, bu arada çanlar Oğlak Burcu için çalıyor bu kez. Biraz dışsal etkiler söz konusu olduğunda bazı karşıt durumlar belki... Yani onların çok da kontrolünde olmayan, onları böyle dışarıdan gelip de meşgul eden konular biraz fazla öne çıkmış durumda 21 Haziran'dan sonra. Bu 20 Haziran, 21 Haziran burada biraz böyle çok bir çevrelerinde konuşmalar, yazışmalar, iletişimler de artmış durumda. Bir revizyon yapıyorlar, biraz gözden geçiriyorlar. Belki bu bir kardeşlerle ilgili bir konu olabilir, eğitimle ilgili bir konu olabilir, onların görüşmeleri, yazışmaları gereken bir konu olabilir 20 Haziran civarında. 24-25 Haziran civarında da özellikle bu mali konulara dikkat etmeleri lazım. Yanlışlıklar, hatalar, hileler, kayıplara neden olabilir özellikle. Mali konularda, vergi ya da borç alacak konularında biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Yükselen sakalar. Şimdi bu güneş tutulması onların daha çok yaratıcı alanı,
daha çok keyiflerle ilgili konuları, kendilerini öne koymakla ilgili konuları, yani hayattan biraz böyle keyif almak, mutlu olmak, tatmin olmakla ilgili konulara bir revizyon getiriyor. Dolayısıyla bu aşk konusunu öne çıkarıyor. Aşk, çocuklar, yaratıcı konular, sahneye çıkmak, kendini anlatmak, ama bu konularda da biraz karışıklık da var tabii. Yani böyle bir dönem biraz fazla sanki yükselen kovalara, sakalara fazla spekülasyon getiriyor olabilir. Fazla israf getiriyor olabilir. Hani güzel şeyler var ama biraz da belki cepten fazla yiyor olabilirler. Belki bir yatırım konusu varsa, spekülatif bir konu varsa çok dikkat etmeleri lazım. Yine bu Bitcoin koşulları ya da bir takım böyle spekülatif piyasalarda çok dikkatli olmak lazım. Orada uyanık olmakta fayda var. Böyle bir dönem, yani yükselen sakalara çok bir yaratıcılık, hareketlilik, çocuklar, aşk konularını getiriyor ama dediğim gibi biraz da uyanık olmak gerekiyor ve böyle bir dönemde yabancılar, yurt dışına ait konular, onları kafaca geliştirebilecek insanlarla da karşılaşmak mümkün. Bir yerlere gitmeseler dahi çok şey öğrenebilecekleri bir dönemdeler. Yani kendilerini hayatta geliştirebilecekleri, yeni insanlardan, yabancılardan bir şeyler alabilecekleri, ufuklarını geniş tutabilecekleri bir dönemdeler. Bu konular işle özellikle alakalı da olabilir, mesleki konularda da olabilir ve ortaklaşa konularda, iş hayatında da olabilir. Fakat 11 Haziran'dan sonra evlilikte, ortaklıklarda eğer şimdiye kadar bir şeyler üstü kapalı gitmişse onlar birden açığa çıkabilir. Yani 11 Haziran'dan sonra ilişkilere ve evlilik konusuna daha hassas bakmaları gerekiyor. Orada belki daha önce de bir durum var ama bu şimdiye kadar çok su üstüne çıkmamışsa bu bir anda hız kazanabilir. Bazen bir rekabet konusu olabilir bir işte, ya da bir açık düşmanlık konusu olabilir. Bir bedensel olarak bazen sağlıklarına dikkat etmeleri gerekebilir. Bu yükselen derecesine bağlı. Dışarıdan gelen bir darbe gibi bir şey olabilir. Genel olarak söylüyorum bunu. Her yükselen saka için değil ama hani o transitin derecesine ve diğer durumlara bağlı. Belki Mars mesela yıl yöneticinizse, ay yöneticinizse buna daha çok dikkat etmeniz gerekir. Bu dönemde biraz 21'inden sonra sağlık konuları, düzen konuları, çalışma konuları biraz daha fazla ağırlık kazanıyor. Biraz koşullar onları, dışsal koşullar daha fazla meşgul etmeye başlıyor esasında. Yani bu mesleki konularda bir, onları meşgul eden konular, ailevi konular, biraz fedakarlık içeren konuları da öne çıkarıyor olabilir. Ve 20 Haziran civarında zaten para üzerinde çok daha bir revizyon yapıyorlar. Ya da yeteneklerini değerlendirme konusunda bir şeyler yaptılar bu dönemde. Bunları belki yeniden gözden geçirecekler, para konularını. Ve 24-25 Haziran civarında da gerçekten bu karşıtlık içeren durumlar, onları dışarıdan gelen, onları belki biraz tedirgin eden konularda, tehdit eden diyelim konulara bir vurgu var. Orada dediğim gibi biraz uyanık ve daha gerçekçi, daha kontrollü olmaları faydalı olacak. Yükselen balıklar. Yükselen balıklar için bu tutulma onların aile ve ev yerleşim konularını yeniliyor ve değiştiriyor olabilir. Yani bu süreçte aileyi ilgilendiren konular, bir yere yerleşmek olabilir, evin içindeki konular onları daha fazla ilgilendiriyor. Pek çok hareket var evin içinde. Belki evi ilgilendiren bir tadilat da olabilir, bir değişiklik olabilir. Fakat burada aceleci düşünmemek lazım. Yani içinde evi hedef alan bir değişiklik varsa belki burada eksikler kalabilir. Belki tam yerine oturmayabilir. Hani Merkür düzelene kadar belki ancak toparlanacaktır. Dolayısıyla biraz onların evini, ailesini ve özeli bağlayan konular işten ziyade öne çıkıyor ve böyle bir dönemde biraz da onları endişelendiren konular, ortaklı konular da gündemde olabilir. Bir takım para konuları, finans konuları, paylaşım konuları, eşin para konusu, ortağın para durumu, bunlar biraz onları daha fazla kafaca da meşgul ediyor. Ya da bazen de bir onları endişelendiren konular, huzursuz eden konular da gündeme geliyor ama biraz genelde bu dönemde hayatın güzel noktalarına da gidiyorlar. Harcamalar yapıyorlar çocuklar için, keyifler için, zevkler için, tatil için. Yani hayatın güzel konularına da açık duruyorlar esasında. Fakat 11 Haziran'dan sonra
biraz meslek alanına daha fazla zaman ayıracaklar. Sağlık, düzen, organizasyon konularına çok daha ağırlıklı olarak girecekler. Belki bu iş konularını hızlandıran bir süreç de olabilir. Biraz da çalışma ortamında bazen onları tartıştıran konular da olabilir. Burada biraz daha dikkatli olmalılar esasında. 11 Haziran'dan sonra çalışma konularında bir onları daha fazla meşgul eden konu var. 21 Haziran'dan sonra yine yaratıcı konular devam. Bunlar vurgulanıyor, güzel olan şeyler. İçinde hayatı mutlu kılan, keyifli kılan konular öne çıkmış durumda. Zaten 20 Haziran'da Jüpiter'in de geri dönmesi Balık'ta bu konularda bir revizyona gireceklerini, bir takım yenilikler, yeni fikirler içinde olacaklarını, bazı şeyleri tekrar tekrar düşüneceklerini de gösteriyor yükselen balıkların. Son olarak 24-25 Haziran civarında yine bu çalışma konuları, sağlık, düzen, organizasyon, belki iş hayatında beraber çalıştığı insanlarla ilgili konulara daha dikkatli, daha gerçekçi olmak daha faydalı olacak gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Bu çok oldukça uzun da bir video oldu. Umarım bu bilgilerden mümkün olduğu kadar yararlanıyorsunuzdur. Ve tutulmanın da sizlere güzel ve hayırlı sonuçlar getirmesini dilerim. Çok teşekkürler. İyi günler.